Bu gördüğünüz haritada FC24'ün en iyi oyuncularından bazıları yer alıyor. Ama video bittiğinde haritada sadece bir tanesi kalacak. Bütün oyuncular diğer oyuncuların alanlarına saldıracak ve fethetmeye çalışacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu an ekranda gördüğünüz çarkı çevireceğiz. Mesela şu an Benzema geldi. Sonrasında da şu oku çevireceğiz ve oyuncunun hangi yöne saldıracağını bulacağız. Mesela Benzema sol üstüne doğru saldıracak. Benzema'nın sol üstünde Rafael Leao'nun toprakları yer alıyor. Yani Benzema Rafael Leao'ya saldıracak. Peki abi, birebir nasıl oynayacağız bu maçları ya? İşte böyle oynayacağız maçları. Bak, Benzema Leao birebir kapışıyorlar şu an. Bir de kaleciler var tabii kalede. Bakalım bu şekilde haritanın galibi kim olacak? Leao kaptı. O kaleciden büyük hata Leao attı. 1-0 önde Leao. Benzema yokladı. Ooo, kaleciyle birlikte soktu. Lan bu nasıl vuruş? Bak, halı saha açısında geldi. Kaleci ne yaptın? Benzema son saniyede bir şans buldu ama zaman bitti. İlk yarı bitti 1-1. Benzema şimdi karşı karşıya kaldı ve attı. 2-1 öne geçti Benzema. Çok güzel ilerledi. 90'a da çakmış Benzema. Bu arada kaleciler ne alaka diyebilirsiniz. Kalecileri en yakın reytingli kalecilerden seçiyorum kendi takımlarında. Mesela şu an 1.77-1.78 reyting. Çok böyle dengeyi bozmayacak şekilde seçiyorum. Leao kaptı. Ne yaptı Leao? O kendine asist mi yaptı? Kendine asist yaptı Leao. Bak, burada tavan attı. Kendine voley hazırladı. Benzema aşırtmayı denedi. Kötü aşırttı. Şimdi Leao karşı karşıya kaldı bir anda. Leao yazdı. Yazdı, 3-2 öne geçti Leao. Leao şu an Benzema'yı elemeye çok yakın. Burada da çok iyi vurdu tavana. 90'a gömdü. Benzema son bir şans buldu. Son 10 saniye içindeyiz. Benzema 3-3 yaptı. 3-3 yaptı Benzema. Daha bitmedi diyor. Benzema burada bir anda boş kaldı. 3-3'ü buldu. Elenmeyeceğim dedi be. Ve maç bitti 3-3. Yenişemedi iki taraf. Maç berabere bittiğinde penaltılara gidiyoruz. İlk penaltı Benzema'da. Oo, Panenka denedi, kaçırdı. Leao geldi, Leao attı. Penaltılar 3'te bitiyor. Şimdi kaleciler de kullanacak. Vurdu Groa'ya. Attı, Benzema'yı toplamaya çalışıyor. Şimdi Milan'ın kalecisi geldi, vurdu. O da attı. Şimdi Benzema kendi kaderini kendi çizecek. Bu penaltıyı kaçırdığı an bitiyor. Ve turnuvaya veda ediyor Benzema. Bakalım attı mı, attı Benzema. Şimdi kaderini çizme sırası Leao'da. Leao bu penaltıyı kaçırırsa penaltılar devam edecek. Attığı gibi bitiyor. Attı Leao, bitirdi maçı. Sevincinde yapıyor Leao. Leao sevmekte de haklı. Çünkü Benzema'nın topraklarını şu şekilde kendine katıyor. Benzema haritadan siliyor. Ve kendisi merkeze böyle yerleşiyor. İlk galibimiz Leao oldu. Bak, koca kafalı oldu bir anda. Bu sonuçla birlikte Benzema'yı da çarktan siliyoruz. Bir kişi eksilttik bile be. Şimdi çarkı tekrar çevireceğiz ve kim kime saldıracak bir daha göreceğiz. Ama bundan önce, konsepti beğendiyseniz devam etmeden önce bir like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Bunun bir de Süper Lig versiyonunu yapmayı düşünüyorum. Süper Lig oyuncular arası. Bunu da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Aynı şekilde like atmayı unutmayın ya. Bir de videonun sonunda sizin tahmininize göre kimin galip geleceğini de yazmayı unutmayın. Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bir de en son kontrol edersiniz doğru çıktı mı. Onu yorumlarda belirtin. Şimdi bu konularda anlaştıysak hemen çarkımızı tekrar çevirdik. Bakalım kim geliyor haritadan. Van Dijk geldi. Şu an Van Dijk sanırım koyduğum tek stoper. Bakalım, merak ediyorum nasıl oynayacak acaba. Şimdi Van Dijk'ın nereye saldıracağını da bakalım. Sol üstüne doğru. Van Dijk'ın o bölgesinde kim var? Tabii ki Lewandowski yer alıyor. Şimdi Van Dijk Lewandowski maçına doğru geçiyoruz. Van Dijk Lewandowski karşı, Lewandowski hızlı başladı. Bu arada gençler, şu tepedeki scoreboard'u fark edip 3-3 neden diye sorabilirsiniz. Bunu Voltam adında oynuyorum, elemeli. İki tarafta da birer oyuncu kalana kadar oynuyorum ben aslında, 3-3 olana kadar. Aa, Van Dijk de gitti bir anda. Oo, attı lan. Van Dijk 1-0 önde. Neyi attı be? İşte 5 oyuncuyla başlıyoruz normalde, 3 oyuncu eliyorum. O yüzden gol atan da elendiği için 3-3 başlıyoruz maçlara ama aslında 0-0 gibi düşünün 3-3'ü. Van Dijk neler yapıyor? Kötü yaptı lan. Ve ilk yarı Van Dijk'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti. Şaşırdım ha. Leva hızlı başladı. Van Dijk koptu gitti ama yine kötü vurdu. Bitiremiyor Van Dijk. Lewandowski. Alisson mükemmel çıkardı. Leva 0'dan vurdu ama olmadı. Van Dijk bir anda karşı karşıya kaldı. Direkt Van Dijk boş kale. Taştı lan. Ooo, geçti çizgiyi. Van Dijk 2-0 yaptı. Çok saçma bir golle. Burada çizgi geçti. 2-0 önde Van Dijk. Lewandowski eliyor ve stoper Van Dijk. Lewandowski Alisson'u geçemiyor ki bir türlü. Van Dijk yine boş kale. Terstegen. Van Dijk attı yine. 3-0 oldu lan. Lewandowski yok mu maç? Bu Van Dijk'ın maçı. Bak, sekti sekti sekti. Van Dijk pes etmedi, attı golünü. Lewandowski vurdu. Yine Alisson.
Van Dijk çok rahat gitti ama kötü vurdu. Şimdi Lewandowski için bir şans olabilir. Lewandowski gitti. İyi yaklaştı. Lewandowski kötü vurdu yine. Van Dijk boş alan buldu, iyi vurdu. Terste geldi. Yine Van Dijk. Oha! Oha! Ne yaptı lan? Oğlum Van Dijk sıfırdan attı lan. 4-0. 4-0 yaptı Van Dijk. Şimdi Lewandowski en azından bir gol atabilir. Onu da atamadı lan. Leva'ya ne oldu oğlum bu maç? Ve maç bitti. Van Dijk 4-0 aldı bu maçı. Van Dijk tabii ki sadece maçı değil, Lewandowski'nin alanını da aldı. Lewandowski haritadan sildi ve onun yerine kondurdu kafasını. Van Dijk'ın da kafayı biraz büyütelim de belli olsun. Ha, şöyle tam ortasına oturttuk Van Dijk'ı. Çok şaşırdım lan, ben Lewandowski kazanır diye düşünüyordum. Van Dijk bir anda kazandı. Demek ki savunma önemli bu turnuvada. Bakalım kalanda ne olacak. Lewandowski'ye de veda ediyoruz. Bir kişi daha eksildik. Şimdi çarkı bir daha çevirelim. Ve sıradaki saldırıyı kim yapacak görelim. Haaland. Haritanın devlerinden biri Haaland. Peki ne yöne saldırıyor? Çarkı çevir, çark değil oku çevirdik. Sağına, tam sağına saldırıyor. Mücadeleyi kes. Haaland Neymar'a karşı. Hadi maça geçiyoruz. Haaland Neymar maçı başladı. Haaland bir anında karşı karşıya kaldı. Çok uzaktan yazdı be. Haaland kaptı burada Neymar'dan. Yaklaşmayı beklemedi bile. Neymar voleyi vurdu Ederson. Haaland kalecide kaptı topu, kale boş. Haaland gidiyor. Ve Haaland 2-0 yaptı. Döndü Haaland, saltosunu attı. Neymar için zor gidiyor işler şu an. Neymar uzaklardan denedi ama olmadı. İlk yarısı da bitti maçın. İkinci yarıya Neymar başladı. Neymar çok zorlanıyor ya. Şimdi bir boşluk buldu Neymar. Karşı karşıya kaldı Ederson'la. Neymar gitti, attı. 2-1 yaptı Neymar. Çok da sevindim ama geridesin hala. Haaland sıyrıldı, kötü vurdu. Neymar yine bir boşluk buldu. Yine attı 2-2. Neymar işte şimdi sevindi. Haaland yetişemedi burada. Neymar bekletmeden vurdu 2-2. Haaland girdi araya. Direkten döndü. Neymar şimdi kurtuldu gidiyor. Neymar karşı kaldı uzaktan. Çok kötü vurdu Neymar. Ve Haaland Ederson'u iyi kullandı. Karşı kaldı bir anda. Bono mükemmel çıkardı. Ama Haaland bir pozisyon daha buldu yine direkt. Neymar araya girdi, inanılmaz. Ve maçın kalanında eşitlik bozulmadı. Penaltılara gidiyoruz. İlk penaltı Haaland'da. Bakalım. Attı Haaland, rahat attı. Neymar şimdi topun başında. Seyirciler çıldırdı arkada. Neymar geldi. Çok yavaş geldi. Vurdu. Attı. Ederson tersi yatırdı. Şimdi Ederson geldi topun başına. Vurdu. O da attı. Şimdi Yasin Bono. O da attı. Kaçmayacak mı oğlum penaltı? Haaland'a geri döndük. Şu an full gidiyoruz. Haaland yine attı. Neymar bunu kaçırırsa kaybeder. Haritadan silinir. Bakalım atabilecek mi, atamayacak mı? Neymar yine yavaş yavaş geldi. Ne kadar sürüyor oğlum bunun atması? Vurdu. Kaçırdı lan, Ederson kurtardı. Neymar elendi. Ederson dansına başladı. Haaland Neymar'ın toprağına çöküyor. Neymar'ı haritadan siliyor. Ve tam ortasına kendini yerleştiriyor şöyle. Haaland tank gibi bu arada. Yenilmesi zor gibi geldi bana. Neymar maalesef çok erken veda ediyor turnuvaya. Sildik gitti Neymar'ı. Şimdi hiç beklemeden hemen çarkı bir daha çevirdik. Yine Van Dijk geldi lan. Van Dijk abi çok şanslısın be. İkinci maçını oynayacaksın bu kadar erkenden. Peki Van Dijk abimiz nereye saldırıyor? Sol altına hafif. Orada kimin olduğu çok net. İşte Van Dijk şu şekilde Musiala'ya saldırıyor. Hadi bakalım o maça geçelim. Van Dijk Musiala maçı başladı. Van Dijk bir önceki maç Lewandowski domine etmişti. Söylemesi ayıptır. Ama bakalım Musiala savunması da olan bir oyuncu. Bu maç ne olacak çok merak ediyorum ya. Van Dijk bir anda boşluğu buldu. Ne yaptı lan? Musiala girdi araya. Yazabilecek mi? Çok kötü vurdu ya. Maçın ilk yarısında hiçbir şey olmadı açıkçası. Biz de ikinci yarıya bakarız. Musiala başladı ikinci yarıya. Musiala pas attı Alisson'a. Van Dijk bir anda boşa çıktı. İlerliyor, bakalım yine aşırtma mı deneyecek. Yine pas attı oğlum, bu da Neuer'e pas attı. Musiala oradan vurdu. Alisson güzel vurdu Musiala. Şimdi yine attı Musiala. İşte bu, bir gol izledik be. Eyvah, Van Dijk için çanlar çalıyor. Musiala attı golünü. Ama daha 2 dakikası var Van Dijk'ın. Alisson çok güzel çıkardı Van Dijk'ı. Van Dijk gidiyor. Gidiyor, acele etmesi attı bunu. Neuer güzel çıkardı. Alisson kendi vurdu lan. Neuer. İşte Musiala bomboş kaldı ileride. Musiala affetmez gibi bunu. Affetmedi. 2-0. Jamal Musial burada zaten belliydi affetmeyeceği.
Hemen çaktı sağa. 2-0 önde Musiala. Van Dijk bu Lewandowski maçında coşmuştu ama. Oo, ne oldu lan? Anlaşamadı Van Dijk'la Alisson. Musiala 3'ü attı bir anda. Güle güle Van Dijk dedi resmen. Musiala girdi yine araya, güzel vurdu Alisson. Şimdi Van Dijk için bir şans. Uzaklardan denedin o yer. Çok iyi çıkardı. Ve maç bitti. Musiala galip. İşte şu 1. Şu da 2. Musiala Van Dijk haritadan siliyor. Ve Van Dijk'ın aldığı toprakla birlikte şöyle devasa bir araziye çöküyor. Bir anda üstünlüğü ele geçirdi Musiala haritada. Evet, haritamızın son durumu bu. Musiala üstünlüğüyle gidiyoruz. Leao var. Haaland'ın büyük toprağı var. Ama daha oynamamış çok adam var oğlum. Baksana Ronaldo'muz var sağda ya. Nasıl göz kırpıyor. Sol altta Messi'miz var. De Bruyne, Salah, Vinicius, Mbappe, kaplumbağası. Yani inanılmaz maçlar bizi bekliyor daha. Şu Ronaldo'yu çok merak ediyorum ya. Bakalım Ronaldo şöyle Leao ile kapışsa mesela, Portekiz kapışması. Onun topraklara çökebilir mi acaba? Çok merak ediyorum. Daha gelecek bu maçlar. O kadar merakta kalmamıza gerek yok. Van Dijk'a veda ediyoruz. Elendin adadan Van Dijk. Ve kimin geldiğini görmemiz çok basit. Çarkı şöyle çeviriyoruz. Bakalım. Ronaldo. Bakalım Ronaldo'ya kimler gelebiliyor? Valverde, Leao, Harry Kane. Güzel eşleşmeler olur gibi. Oku da çevirdik bakalım. Kime denk geliyor? Tam üstüne. Ronaldo'nun tam üstünde kim var? Valverde var. Bir Real Madrid kapışması gibi olacak. Şimdi Valverde orta saha. Ronaldo, bildiğimiz Ronaldo. Demin Musiala Van Dijk karşısında dominasyon kurdu. Van Dijk Lewandowski yenmişti. Yani net bir mevki kapışması yok aslında. Maçtaki performansa göre değişiyor. Hadi bunların da maçına doğru geçelim. Ve Cristiano Ronaldo, Fede Valverde'ye karşı başladık maça. Ronaldo kalesiyle çok paslaştı. Dikmek zorunda kaldı kaleci. Şimdi kale boş. Ronaldo attı. 1-0 önde Ronaldo. Ronaldo orada boşluğu yakaladı. Sıfırdan da izledik adamı. 1-0 Ronaldo önde. Valverde başladı. Valverde şimdi power shot'la attı Valverde. Sevincinde yaptı. 1-1 yaptı hemen. İşte Valverde gereksiz abandı alı sahada. Resmen pis burun attı ya. Şimdi Ronaldo buldu boşluğu. Kaleci Kepa. Ospina büyük hata. Valverde direğe vurdu. Boş kale atlamadı. Yine boş kale attı bu sefer Valverde. 2-1. Ospina inanılmaz bir hata yaptı. Valverde ilk de boş kale atamadı ama ikinci de attı daha zorunda. Bir anda Valverde 2-1 öne geçti şimdi. Ronaldo kaptırdı Valverde. 3 saniye var. Son saniyedeydi Ronaldo. Valverde 3-1 yaptı be. Ronaldo büyük hata yaptı. Biraz daha tutsa bunu yemeyecekti. Çok gereksiz bir gol yedi. 2 saniye kala. Zaten ilk yarıda bitti bu golle. 3-1. İkinci yarıya başladı Valverde. Valverde yine kaptı Ronaldo'dan. Bir anda karşı karşıya kaldı. Yine attı Valverde. 4-1 öne geçti Valverde bu golle. Ronaldo neler yapıyor bu maç? Hep kaptırdığı toplardan yedi golleri. Şimdi Ospina Ronaldo'yu zorla çıkardı ileri. Ronaldo bakalım atabilecek mi? Gitti karşı karşıya. Uzaktan yazdı Ronaldo. 4-2. Ama yine de durum zor gibi. Bakalım Ronaldo döndürebilecek mi? Valverde şimdi vurma pozisyonu yakaladı. Çok kötü vurdu. Ospina hemen başladı Ronaldo'ya. Ronaldo'nun önünde boşluk. Atarsa maç dönebilir. Atarsa dönebilir. Ronaldo çok kötü vurdu. Şimdi Valverde bir pozisyon yakaladı. Valverde affetmiyor bugün. İnanılmaz oynuyor Fede Valverde. Bak yakaladığı pozisyonu affetmiyor Valverde. Mükemmel attı yine. 5-2 yaptı Valverde. Aha, Kepa mükemmel attı. Valverde 6'ya gidiyor. 6'yı da attı. Valverde bu maç acayip oynuyor be. Bak burada geldi. Yine 6'yı attı. Ronaldo son bir anda bir gol daha buldu. Ama 6-3 yapabildi anca. Çok da sevindi. Güzel çalım attı burada. Hakkını vereyim. Çok da güzel vurdu tabii ki. Ama 3 saniye kala 6-3 yapabildi skoru. Artık Ronaldo için bitiyor bir turnuva. Ve Ronaldo turnuvaya veda ediyor. Fede Valverde üst tura çıkıyor. Valverde Ronaldo'nun toprağına el koyuyor. Ronaldo maalesef turnuvaya veda ediyor. Ve Valverde artık daha büyük bir alana sahip oluyor. Valverde sağ tarafı aldı gibi böyle. O sağ altta ufacık bir Kane kaldı. Yanında devler duruyor. Evet, maalesef Ronaldo turnuvaya erken veda ediyor. Sildik Ronaldo reisi. Ama biz devam edelim. Şimdi çarkı bir kez daha çevirdik. Bakalım sıradaki futbolcumuz kim? De Bruyne. Peki De Bruyne hangi yöne saldırıyor? Hemen ona da bakalım. Sağ altına doğru hafif. Sağ altında City'nin düşmanı Liverpool'un yıldızı Salah var. Kevin De Bruyne Salah'a karşı. Maça geçiyoruz. De Bruyne Salah maçı başladı. De Bruyne'den büyük hata. Salah girdi araya Ederson için rahat top. De Bruyne bir anda boşluğu buldu. Alisson güzel çıkardı. Salah uzaklardan Ederson çıkardı. Yine Salah'ta kalacak. Aha önde kaldı. Direğe vurdu Salah. Kaptırdı Salah orta sahada. De Bruyne ilerliyor.
Pas attı Ali sonra ne yaptı? Şimdi Salah için bir şans. Biraz yaklaşıp vurdu. İşte bu. 1-0 öne geçti Salah. Sonunda gol atan biri oldu. Bayağı gol izleyemedik ama sonunda izledik golü. Salah 1-0 önde başladı yine maç. De Bruyne bir an boş kaldı. Mükemmel vurdu 1-1. İlk yarı bitmeden 1-1 buldu De Bruyne. Burada zaten çok temiz bir ayak De Bruyne yapıştırdı tavana. 1-1. Şimdi Salah yine başladı. Salah bir an orada şaşırdı kaldı. De Bruyne Alisson. Aa, son saniyede hata yaptı ama atamadı Salah, süre etmedi. 1-1 bitti ilk yarı. İkinci yarıya Salah başladı. Salah çok hızlı başladı. Ederson. Ederson Alisson'a attı. Centilmenlik mi yaptı? Alisson inanılmaz bir hata. De Bruyne 2-1 önde. Alisson ne yaptı? İnanılmaz bir acemilik. Alisson ne yaptı? Sıyrılamadı. De Bruyne sakladı ama Salah da kaldı. Salah! Ederson inanılmaz çıkardı yine. Alisson çok riskli hamleler yapıyor yine. Bir şekilde Salah'a ulaştırdı. Salah bir anda karşı karşıya kaldı ve attı 2-2. Çok çekişmeli gidiyor maç. Alisson bir gereksiz şovlar yaptı ama Salah yine de attırdı golü. 2-2 oldu. De Bruyne yine başladı. Şimdi Ederson De Bruyne'yi bomboş bırakacak pası attı. De Bruyne gidiyor. Gole gidiyor. Ayak dışıyla attı De Bruyne. 3-2 yaptı skoru. De Bruyne uzaklardan beklemeden ayak dışıyla attı 90'a. Salah aynı şeyi denedi, beceremedi. Yine De Bruyne gitti. De Bruyne aktı o kanaldan, kötü vurdu. Şimdi Salah için büyük bir şans. Salah bunu değerlendirmesi lazım, ne yaptı? Pas attı yine. Ederson'dan büyük hata ama kaptırmadı. Ederson inanılmaz çıkardı yine De Bruyne'yi. De Bruyne maçı bitirmeye gidiyor. Oo, bitirmedi Alisson. Son 10 saniyesi var Salah'ın. Şimdi gidiyor. 6-5-4-3 atabilecek mi Salah? Aa, Salah çok kötü değerlendirdi be. Eleniyor Salah. Salah derim yani bu. Salah. Of, ne maç oldu be Salah. Son saniyede atsa uzatmaya götürecek, penaltılara götürecek işi ama beceremedi. Cezasını da toprağını vererek ödüyor. Aynı zamanda yüzü de bu haritadan siliniyor. Peki oraya kimin yüzü geliyor? Tabii ki Kevin De Bruyne'nin yüzü geliyor şöyle. Haaland'la altlı üstü oturdular. Komşu oldular resmen. İkisinde çok büyük arazileri var. Ama altta Messi, Vinicius gibi tehditler var. Yanlarında Mbappe, Bellingham var. Yani feci bir haritaya ilerledik. Bakalım işin sonunda ne olacak ya. Şimdi Salah'cığım elveda sana. Çarktan silindin. Çarkı da bir kez daha çevirdik. Bakalım Vini Junior. Vinicius bakalım nasıl oynayacak. Hiç oynamadı şu ana kadar. Bakalım Vinicius kimle oynuyor. Hangi yön geldi? Sol alt. Of 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 of. Vinicius Junior. Lionel Messi'ye karşı. Real Madrid Barcelona'ya karşı. Bence inanılmaz bir maç olacak. Messi'yi de Vinicius'u da ilk defa izleyeceğiz. Hadi bakalım şimdi maça geçelim. İşte Vinicius Junior başladı maça. Messi Vinicius Junior maçı. Messi yaptı presi kaleciye. Messi 1-0 öne geçti bir anda. İnanılmaz bir pres yaptı. İnanılmaz da sevindi lan. Burada kalecinin büyük hatası, Messi aldı, boş kaleye gömdü. 1-0 önde başladı neredeyse Messi. Messi alamadı bu sefer. Vinicius sıyrıldı. Karşı karşıya kaldı. Oo, çok kötü vurdu be. Şimdi Messi için bir şans. Vinicius ne yaptı? Tuttu lan. Oh, neler oldu orada? Vinicius bir anda pozisyonu yakaladı. Vinicius gidiyor, orta sahada geçti. Vinicius yine pas attı ama ne yapıyorum bu Vinicius? Kaybetmek istiyor herhalde. Messi neler yaptı? Messi ne yapıyor? Dalga mı geçiyor Vinicius'la? İkisi birbiriyle dalga geçiyor herhalde şu an ya. Vinicius gitti, yine pas mı atacak? Oo, bu sefer gol attı. 1-1. Vinicius 1-1'i buldu. İşte burada ikidir pas atıyordu kaleciye. Bu sefer gol attı. 1-1'de yine Messi başladı maça. Kaleciden büyük hata ama Messi de kaldı. Ve ilk yarısı bitti maçın. 1-1 beraberlikle bitti. Dengeli bir maç şu ana kadar. İkinci yarıya Messi başladı. Messi yine kalecinin hatasını değerlendirdi ve attı Messi. Yine kaleciden çalıp attı Messi. İşte burada ikidir boş kale atıyor Lionel Messi. Beynini kullanıyor bu adamda ya, ayrı bir şey. Bir anda 2-1 öne geçti Messi hiçlikten. Messi kaptı şimdi, bu sefer Vinicius'tan kaptı gidiyor. Messi gole gidiyor. Messi 3'ü attı. Messi 3-1 öne geçti bir anda. Messi inanılmaz top çalıyor be. Vinicius'tan çaldı burada. Kalenin dibine kadar gidip attı. Daha 2 dakikası var. Vinicius'un döndürebilir yani. Vinicius sıyrıldı. Kaleciyi çıkardı. Vinicius 30 saniye kala atabilir mi? Oo, direkten döndü. Ama attı Vinicius. Geri dönebilir. Hala döndürebilir. Burada golü buldu. 30 saniyesi var ama. Messi paslaşıp geçirebilir bu süreyi gibi.
Kaleci ne yaptı? Kaleci inanılmaz hata 18 saniye kala. Vinicius 3-3 yaptı kalecinin hatasıyla. Oo, neler oldu öyle be? 10 saniyede maçın kaderi değişti. Ve maç beraberlikle bitti. Penaltılara gidiyoruz. İlk penaltı Vinicius Junior'da ev sahibi olarak. Vinicius çok kötü vurdu be. Şimdi Messi geldi, attı, tersi yatırdı. Vinicius'un kaleci geldi şimdi. Oo, kaleci köşeyi doğru tercih etmişti ama attı. Oo, bu kaleci de attı. Şimdi Vinicius topun başında. Vinicius eğer bunu gole çeviremezse eleniyor. Ama çevirdi. Şimdi de Messi topun başında. Messi eğer bunu gol yaparsa bitiriyor işi ama bitiremedi. Messi işi bitiremedi. Yine kalecilere döndük. Ne yaptı? Oh, yine Messi'deyiz. Messi'nin tarafındayız yani. Kaleci kalender atarsa bitiriyor Messi için. Ve attı. Messi üst turda. Vinicius'a elveda. Dansını yaptı kalender. İnanılmaz heyecanlı geçen bir maçın ardından Vinicius topraklarını Messi'ye kaptırıyor. Bye bye Vinicius. Bu bölgenin yeni bir kralı var. O da Lionel Messi. Koca araziyi kendine kattı Messi. Şimdi son 10 oyuncuya geldik. Bir kimler ne yaptı bakalım. Sol taraf direkt oturdu bak. Haaland, De Bruyne, Messi. Daha hiç oynamayanlar var. Bellingham hiç oynamadı, Mbappe hiç oynamadı. Mbappe'den benim beklentim yüksek açıkçası. Mbappe iyi olabilir gibi geliyor bana. Griezmann hiç oynamadı. Bir de Harry Kane hiç oynamadı. Bak sağ altta saklanıyor Harry Kane resmen ufacık alanıyla. Ama etrafını böyle devler sardı gibi. Artık bunlar bir oynasın ya. Şu oynamayanlar finale kadar böyle gitmesin bari. Bunu ancak çarpı çevirerek öğrenebiliriz. Bakalım Mbappe geldi. İşte bu. Bakalım Mbappe nasıl ya? Peki Mbappe hangi yöne saldırıyorsun Mbappe? Hafif sol üstüne doğru saldırıyor. Şimdi Mbappe'nin kafasından hafif sol üste çıktığımızda önce De Bruyne ile kesişiyor. Haaland mı diye bir arada kaldım ama bence De Bruyne ile oynaması gerekiyor. O aradaki toprak yüzünden. O yüzden Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne maçı. Hemen çerezleri hazırlayın çünkü maça geçiyoruz. Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne'ye karşı Mbappe başlattı maçı. Şimdi Mbappe sıyrıldı. Ederson, Mbappe hızlı başladı. Mbappe tank gibi. Baksana De Bruyne yıkılmadı. Golü de attı. Eyvah eyvah derim böyle bir performans. Donnarumma büyük hata. De Bruyne affetmez tabii oradan artık. Donnarumma batırdı. Mbappe yine sağdan girdi, vurdu. Kötü vurdu bu sefer. Donnarumma illa bir daha kaptıracağım diyor. Harbi kaptır. Ya oğlum yok artık. Donnarumma şike mi yaptın? Ne yapıyorsun Donnarumma ya? Bildiğin asist yaptı adam ya. Şimdi De Bruyne 4 saniye, 3 saniye kaldı. Atamadı zaten ve ilk yarısı bitti maçın. 2-1 De Bruyne üstünlüğüyle geçti ilk yarı. Donnarumma'nın mallıkları yüzünden. İkinci yarıya da De Bruyne başlıyor. Şimdi de Ederson kaptırdı. Mbappe boş kaleye attı 2-2. 2-2 buldu. Kylian Mbappe. Kaleciler bugün bir mallaştı herhalde ya. Bunlar ne yaptılar soyunma odasında? Ederson aldı, attı De Bruyne'ye. De Bruyne... teklifi geri çevirdi. Donnarumma bu maç ilk defa bir işe yaradı. Şimdi Mbappe çok seri bastı ama Ederson kaptırmadı. De Bruyne yazabilecek mi? Yazdı. Donnarumma çıkarıyordu neredeyse ama De Bruyne attı golü. De Bruyne 3, Mbappe 2. Yani Mbappe kaybederse şu Donnarumma yüzünden kaybedecek gibi. Kylian Mbappe inanılmaz sıyrıldı. Oo, ilk defa gördük böyle bir şey. Mbappe ne yaptı ya? Baksana attı geçti. Yakına çaktı. 3-3 yaptı be. Mbappe presledi, aldı topu Mbappe. Doğru attı, Mbappe öne geçti. Bir kez De Bruyne'ye bastı, aldı ve işte burada presini yaptı, aldı. Yakına yine attı Mbappe. Bir dakika kala öne geçti Mbappe şimdi. Mbappe yine yaptı presini, yine aldı. Yine attı, 5-3. Mbappe bitirdi gibi işi artık. Zaten öpücüğünü de yolladı. De Bruyne yolladı sanırım. Mbappe gole giderken maç bitti ama zaten kazandı. Mbappe De Bruyne'nin önce sağ toprağını alıyor. Sonra sol toprağını alıyor. De Bruyne'nin kellesini vuruyor. Ve kendisi krallığa geliyor. Artık bu üç arazinin kralı Kylian Mbappe bir anda haritanın ortasına gece gibi çöktü. İnanılmaz bir alan aldı De Bruyne'yi eleyerek. Mbappe'den beklentim yüksekti ama bu kadar da iyi oynayacağını düşünmemiştim açıkçası. Bayağı iyi oynadı maçta ya. Bayağı domine etti. Yani top çalması falan da çok iyi ya. O De Bruyne'den çaldı, kaleciden çaldı. Bırakmıyor ya. Lan tosbağa, nasıl bir tosbağasın sen ya? Her neyse, güzel maçtı. Çarktan De Bruyne'ye veda ettik. Oğlum bayağı azalttık ha listeyi. Çarktı baksana kaç kişicik kaldı. Bir yandan da çevirelim ve bir sonraki saldırıyı kim yapacak öğrenelim. Leo en başta maçın oynamıştı. Şimdi tekrar geldi. Peki Leo hangi yöne saldırıyor? Sağ altına doğru. Of 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 derim. Sağ altına doğru zaten net bir galibimiz var orada kimle oynayacağına dair. Fede Valverde. Rafael Leo maçı. Haydi maça geçiyoruz.
de Rafael Leao, Fede Valverde maçı başladı. Şimdi Lunin Valverde'yi görürse tehlike ama görmedi. Neler oluyor? Şimdi gördü, Valverde bomboş kaldı. Leao çalsa o atacaktı ama Valverde attı gibi, evet attı golünü. 1-0 önde Fede Valverde. Leao başladı. Evet, ilk yarıda Valverde'nin golü dışında neredeyse hiçbir şey olmadı ha. Valverde başlıyor da Leao nerede lan? Ha geldi, uzakta beklemiş. Leao uzunlu gitti, vurdu. Kaleci kurtardı. Oo, sıyrılamadı Leao. Büyük hata geldi. Valverde gider bunu yazar gibi duruyor. Bakalım. Batırmazsa Valverde batırdı. Şimdi Leao için müthiş bir şans. Leao için beraberlik şansı. Ayağına kadar geldi, ne yaptın? Lan bunu başlarda Neymar yapmıştı. İşte burada Leao kaldırdı. Kendine voleyi hazırladı. Kendine asist yaptı yine. 1-1 oldu bir anda. Uf. Lunin çok büyük hata. Leao atamadı lan boş kaleye. Bu Leao'da bir mallık var bugün ha. Şimdi Leao bir boşluk buldu önünde. Ama çok kötü. Aa, çok da kötü vurmamış ama olmadı yine de. Leao kazanacaksa bu onun şansı. Attı Leao. Attı Leao, öne geçti. Leao ne yapıyor? Haritadaki en düşük ratingli oyuncu Leao ama rakiplerini ele ele gidiyor. Şu an Valverde'ye karşı da önde. 40 saniye kaldı, 2-1 Leao önde. Leao maçın sonunda tamamen pas yaptı ve maçı aldı. Üst tura çıkmanın yolunu bulmuş Leao. Valverde'nin önce altını, sonra da üstünü alıyor. Valverde'yi bir bay bay çekiyor. Ve şu koca alana kafasını konduruyor Leao. Daha da büyüteyim şöyle ya. 4 tane alanı oldu Leao'nun bir anda. Acayip bir dominasyon kurdu sağ tarafta. Kane hala oradan böyle şey gibi bakıyor bize ya. Fare saklanmış fare gibi bakıyor. Evet, hala Bellingham, Griezmann ve Kane maç oynamadı. Bu beni biraz ayar ediyor maç oynamadan bu kadar ilerlemeleri. Çünkü artık son 8 kişideyiz. Yani oğlum düşünsene, Kane ile Leao oynasa şu an. Ve Kane kazansa bir anda bütün toprağına çökecek. 5 tane toprağı olacak Kane'in. Fare mağara dedik, ayıp olacak adama. Şimdi bunu öğrenmenin bir yolu var. Çarkı çevirmek. Umarım hiç oynamayanlardan biri gelir artık. Şu Bellingham'ı da çok merak ediyorum ben ya. Bellingham bir gelse de izlesek. Hadi çevirdik bakalım. Şimdi öğrenmiş olacağız. Haaland geldi yine. Haaland en başlarda oynamıştı, hatırlayacaksınız. Peki Haaland hangi yöne saldırıyor? Sağına doğru saldırıyor. Ulan keşke başka bir şey isteseymişim. Bellingham maça çıkıyor, hem de zorlu bir maça çıkıyor Haaland'la. Bence burada Bellingham'a sorsak Griezmann'a daha çok tercih ederdi. Ama Haaland Bellingham'a karşı. Haydi geçelim maça. Erling Haaland şut Bellingham'a karşı, maça başladık. Bellingham hızlı kaptı Haaland'dan. Gidiyor şimdi karşı karşıya, kaldı ve attı. Bellingham 1-0 önde. Eyvah eyvah, yeni bir dert var haritada. Bellingham. Haaland ilk maçı da bayağı iyi oynamıştı ama Bellingham hızlı başladı Haaland'a karşı. Bellingham yine çaldı. Ne yapıyor bu Bellingham? Yine gidiyor. Karşı karşıya yine attı. Oha. Bellingham neler yapıyorsun be abim? E oğlum bu hile gibi bir şey. Adam çalıyor, atıyor zaten. Adam çalıyor ama çalışıyor abi. Başladı Haaland. Tam Bellingham yine çaldı ama sefer ilerlemedi. Acıdı herhalde Haaland'a. Bellingham şimdi yine bir boşluk buldu önünde. Yaklaştı, vurdu kaleci. Lunin büyük bir hata, Haaland attı golünü. 2-1. Toklasını attı Haaland. Bellingham başladı yine. Bellingham vurdu oradan, direğe patladı. Oo, Haaland engelledi, kale boştu aslında. Şimdi Haaland için bir şans. Haaland gidiyor, ilerliyor. Öne bomboş tren gibi gitti attı Haaland. 2-2 yaptı Haaland skoru. Zaten böyle boşluk bulursa affetmeyeceğini anladık artık. Lunin vurdu bu sefer. Oo, kaleciye bak. Ama Bellingham biraz geç kaldı. Haaland süre içinde attı. Boş iki öne geçti Haaland. Neden oluyor Haaland 2-0'dan 3-2? Onun ilk yarısında ne çok gol oldu bunun. Herhalde izlediğimiz en gollü maçı izliyoruz şu ana kadar. Maçın ilk yarısı da burada bitti. 3-2 Haaland üstünlüğü var. Bellingham vurdu uzaktan, kaleci güzel çıkardı. Şimdi Haaland yine bomboş kaldı. Yine makina gibi ilerliyor oğlum. Bu adam durdurulamıyor ya. Kazanacak herhalde turnuvayı. İşte kafaya koymuş bir Haaland varsa maçı bırakmıyor ya. 2-0'dan 4-2 yaptı Haaland. Bellingham'ın işi çok zorlaştı. Bu sefer Haaland kaptı topu, gidiyor. Bakalım, yine şova kalkmadı. Yine yaklaştı, vurdu, attı be. Oha be Haaland. 5 gol attı oğlum 2-0'dan sonra. Ne yapıyor bu adam ya? Haaland yine çaldı. Ne yapıyor oğlum Haaland? Neler yapıyor? Yine attı. Oyunu kırdı adam ya. O kadar ayı ki yani. Kırdı oyunu, hakikaten mahvetti. 6-2'de kaldı Bellingham. 6 gol yedi üstte ya. Kalecinin pasa bak, rezalet. Bellingham ve kaleci çok feci düştü maçtan ya. Baksana yıkıldı adamlar. Bak bu sefer Bellingham yaptı hatayı ama atamadı Haaland. Şimdi Bellingham niye o kadar uzaktan denedi anlamadım. Aa, kale boş bu sefer de. Haaland'ın kaleciyi batırdı. Bellingham 7-3 yaptı lan Haaland. 7 gol attı oğlum. Oo, kaleci çok güzel vardı. Haaland 8'e gidiyor.
Aa lan 8'i yazıyor tabii ki. Durdurulamıyor bu adam ya. Nasıl durduracaksın ki oğlum, şu herife baksana nasıl koşuyor zaten. Yani üstüne koşsa herhalde kaçacak delik ararsın. Aa lan yine pres yaptı aldı. Oğlum kaç tane atacaksın, 10 tane mi atacaksın ya? Acıdı bu sefer. Şimdi Bellingham için bir şans. Onu da atamadı. Bırakmıyor da maçı. Son 10 saniye artık abi, bırak maçı ya. Evet Haaland Bellingham'ın içinden geçerek üst tura yükseliyor. Herhalde izlediğimiz en rahat maç oldu yani bizim bu turnuva içinde. Bellingham'ın toprakları Haaland'a katılıyor. Bellingham zaten kafayı yemişti. Kafası da gidebilir. Haaland'ın kafayı da şöyle devleştirelim ya. Otur bakalım Haaland. Oğlum baksana Mbappe ile Haaland altlı üstlü. Bence şu ana kadar en iyi performansı veren iki oyuncu turnuvada. Kane bana oradan öyle bakma Kane ya. Şu Kane umarım bir maç oynar. Finale kadar böyle giderse kafayı yerim ya. Evet kaldık 7 kişi. Hadi ya çark Kane'i ver bana ya. Bak üstünde duruyor zaten. Hadi lütfen Kane'i ver bana. Yine Musiala. Musiala'yı bir kez daha izleyeceğiz. Musiala da tam böyle ortada ya. Oynayabileceği çok kişi var ya. Ve rakipler bayağı zorlu. Bence Musiala buradan Kane'i ister net. Ben de Kane'i istiyorum. Beyler bu Kane bir oynasın artık, ayar oldum ya. Hadi bakalım ok nereye gösteriyor. Tam altını gösterdi de Musiala'nın altı boş ya. Bir daha çevirelim. Bir daha çevirdik oku. Hadi bakalım. Ok nereye gösterdin? Tam tepeyi gösterdi. Ama böyle hafif sağlı bir tepe gösterdi ama tam da böyle dik değil. Şimdi burada biraz arada kaldım açıkçası ama şöyle hafif sağlı bir tepe olduğu için bence Leao topraklarına düşüyor. Leao ile bir oynatalım bakalım. Kim galip gelecek? İşte Musiala, Leao'ya karşı başladık. Şimdi Musiala buldu bir boşluk. Oh! Aşırtma denedi, direğe attı Musiala. Leao'ya da pozisyon hazırladı. Leao bakalım gidip atabilecek mi? Yordu aman o yer. Aha Leao'nun önüne sekti bir daha. Oh! Leao müthiş kaptı. Bakalım değerlendirebilecek mi? Değerlendiriyor. 1-0 önde. Rafael Leao. Oğlum Leao bütün devleri İndire indire gidiyor ya. Musiala da ilk maçta çok iyiydi. Onu da indirmeye yakın yani şu an. Ve ilk yarının sonu geldi. İkinci yarıya doğru geçiyoruz. Leao başlattı ikinci yarıyı. Oooo! Büyük hata geldi. Manyan ne yaptın? Musiala'ya asist geldi Mike Manyan'dan. Leao'nun emeklerine yazık oldu bir tık. Leao mükemmel sıyrıldı Musiala'dan ama son vuruşta batırdı. Ne yapıyor oğlum bu futbolcular? Niye böyle saçma şeyler deneyip duruyorlar ya? Neuer hazırladı pozisyonu Musiala'ya resmen. Musiala gitti. Atabilecek mi? Attı tabii ki. Jamal Musiala 1-0'dan 2-1 öne geçti. Ama Neuer'in de hakkını teslim etmek lazım. Resmen aldı attı diyor. Leao herkes ele ele gitti. Bakalım burada bitiyor mu turnuvanın için. Manyan ileri atabilirse Leao bomboş. Aa sıyrıldı Musiala'dan. İnatla atmıyor ama Leao'ya. İnatla kaptıracağım ve gol yiyeceğim diyor ya. Resmen satılmış. Musiala da mı satılmış oğlum? Direkt pas attı. Aa şimdi Leao bomboş kaldı. Leao eşitliği bulabilecek mi? Buldu 2-2. Rafael Leao. Yine bırakmıyor Leao ya. Turnuvaya tutunuyor resmen haritaya. Ben haritadan kafamı sildirmeyeceğim diyor Leao. 2-2 buldu. Leao şimdi prese gitti. Neuer çıkardı yine Neuer. Musiala'nın kurtarıcısı resmen Neuer. Musiala attı bunu tabii ki. 3-2 öne geçti. 9 saniye kala Musiala. Maçı çok büyük ihtimal bitirdi işte bu golüyle. Yine başladık ama 7 saniyesi var Leao'nun. 2-1 ve Leao devleri ele deledi. Musiala'ya kaybetti. Musiala üst turda. Of şimdi devasa bir toprak değişimi olacak. İşte şurası 1. Şurası 2, şurası 3 ve son olarak da şurası 4. Leao'nun o devasa kafasını artık silmek zorundayız. Ve Musiala'yı şöyle daha da dev yapıp, bu kadar değil lan abartı oldu. Şöyle tam ortaya gömdüm. Oy 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 Musiala. Neredeyse haritanın yarısını aldı bir anda Leao'yu yenerek. Ya Kane hala köşeden bakıyor oğlum. Ayar oldum bu Kane'e ya. Şimdi Kane'in başka oynama seçeneği kalmadı zaten. Takım arkadaşıyla oynayacak artık. Griezmann da hala oynamadı aslında. Ona da bir tık ayarım ama olsun bakalım. Son 6 oyuncudayız artık. İkisi hala oynamadı hiç. Bence buraya kadar kalmazlardı ama şanslılar diyelim. Haaland, Mbappe, Messi, Musiala, Griezmann ve Harry Kane. Hadi bakalım sıradaki eşleşmeyi görmek için çarkı çevirdik. Sıradaki oyuncumuz Griezmann sonunda be. Antoine Griezmann oynuyor sonunda. Darısı Harry Kane'in başına. Bakalım Griezmann ne yöne doğru saldırıyor. Hadi bakalım sağı. Sağı var mı ya? Griezmann'ın sağında yine Musiala var. Oğlum bu Musiala da şanssız ha. Şimdi birine kaybettiği gibi haritanın yarısını verecek. Mesela şu an Griezmann'a kaybetse Griezmann hiç oynamadan bir maçla haritanın yarısını eline geçirecek ya. Ama bizim derdimiz değil. Musiala da elinden geleni yapsın kardeşim. Haydi geçtik maça. İşte ilk kez Griezmann'ı görüyoruz sahada. Musiala'yı bayağı gördük artık ama bakalım belki de Griezmann da hile gibidir sahada. Göreceğiz. Oo, kaleci Griezmann'ı çok iyi çıkardı. Bakalım Griezmann yazabilecek mi?
Tabii ki yazdı ayak dışıyla hem de. Antoine Griezmann. İşte bu golle 1-0 önde Griezmann. Musiala geçen maçta 1-0 gerideydi. Döndürdü maçı. Griezmann'ın kaleci batırdı. Musiala boş kale yazdı. Şu pres işini inanılmaz iyi yapıyor Musiala bu turnuvada. Boş kaleler atıyor. Birbiri çok hızlı buldu Musiala. Yine başladık. Griezmann'ın kale vermiş ama maçı ha. Ben anlamadım bu işi. Musiala 2'yi hemen buldu ya. Saniyeler içinde. Ne oluyor oğlum, bu en çok parayı bu mu yatırdı ya turnuvaya? Musiala sürekli kalecilerden alıp atıyor. Griezmann, senin de başın yanacak gibi bu işten. Griezmann müthiş geçti, attı be. Beklemiyordum Griezmann'dan böyle bir şey. Boksoy'da olmaz, sıyrıldı attı. Kiki'yi emekleriyle buldu Griezmann. Aa, şimdi o girdi araya ama kalecisi iyiymiş Musiala'nın, hemen engelledi. Griezmann müthiş sıyrıldı ama 3 saniyesi var. Aa, büyük bir pas atası. Bir saniye kala. Musiala attı, bitirdi yarıyı. Griezmann yapabileceği en kötü hatayı yaptı. İlk yarıyı geride kapatmış oluyor bununla. İkinci yarıya da Musiala başladı. Çok da hızlı bir şut çekti, kaleci çıkardı. Aa, ama kaleci yeter ha. Gerçekten şike arıyorum artık. Bu Musiala'nın bütün golleri böyle geldi ya. Yani Griezmann'a maç oynamadı diye kızıyorduk ama adama da acıdım ya. Kaleci yüzünden kaybediyor resmen. Oo, Musiala şimdi Griezmann'dan çaldı. Lan duvara takıldı. Gidiyor gole. Musiala artık affetmez ya. Bunu biliyoruz. Musiala'yı yeterince izledik bu turnuva. Musiala nasıl gidiyor oğlum ya? Turnuva alacak mı bu turnuvayı? Ne yapacak? Ama güçlü rakipler de var. Haaland, Mbappe hala duruyor. Bu maçta bitmedi daha bakalım. Griezmann belki 3 tane atıp uzatır. Mesela ama kaleciyi çıkardı. Ama beyler, ben harbi hiçbir şey yapmadım ya. Yani kalecilerin ikisi de aynı reytingde. Özellikle 72-72 kalecilerin reytingler. Yani ben ekstra bir şey yapmadım kaybetsin diye. Bu kaleci mi al herhalde? Moldovan, seni kimse oynatmasın, almasınlar bu adamı ya. Bak bir de şut çekiyor. Sanki başka her şeyi becerdin de. Musiala bir şans daha buldu. Bu sefer batırdı. Griezmann güzel girdi. Çok uzaktan avladı. Griezmann çok şık oynuyor da. Kalecisi yazık etti ya bu adamı. Vallahi biraz daha izlemek isterdim. Musiala başladı yine. Ve maç bitti. Griezmann'a bir tık yazık oldu. Musiala yine üst tura çıktı oğlum. Eğlenemiyor adam. Musiala Griezmann topraklarına da çöküyor. Yemyeşil yaptı haritayı ya. Griezmann çok güzel oynadın. Güzel mücadele ettin ama elveda dostum. Musiala'nın kafayı da şöyle... Daha da devasa yapalım. Sağ tarafın dominasyonu belli olsun. Baksana oğlum, sağ tarafı yemyeşil yaptı hakikaten. Erkeğine hala bakıyorsun oradan. Son 5'e kaldın bir şekilde ya. Normalde bayağı loser adam. Burada oynamadan son 5'e kadar geldi. Sevgili Kane, senin oynamanı o kadar istiyorum ki şu an. Hadi bakalım. Umarım sen gelirsin ya. İşte bu ya, o sonunda Harry Kane. Şimdi burada zaten oku çevirmemize gerek yok çünkü Kane'in başka komşusu yok. Yine Musiala'yı izleyeceğiz. Biraz sıkıcı olabilir ama ilk defa Kane'i izleyeceğiz yani. Belki de Musiala'yı ezip geçecek maçta, hiç belli olmaz. Musiala bayağı kanıtladı kendini şu ana kadar ama. Hadi bakalım Kane Musiala'ya karşı. İşte iki takım arkadaşı Kane ve Musiala karşı karşıya. Harry Kane hiç maç oynamadan geldi. Bak ayakları ısınık değil, direkt yedi golü. Musiala yine kaptı attı oğlum. Bu adam harbi oyunun şifresini çözdü. Bir şey ya. Oğlum Musiala o yerden de top kapıyor ya. Ne yapıyor bu adam? Kim yenecek bu adamı ya? Yani bu formattaki bir turnuva için en iyi oyuncu demek ki Musiala. Ama tabii daha belli olmaz. Kane atıyordu. Daha Musiala'nın da devirmesi gereken devler var. Tabii Kane maçını bitirirse yine o yerden kaptı Musiala. Oğlum inanılmaz bir adam ya. Şu kapıp boş kale atma işini inanılmaz yapıyor. 3 tane tıklattı şimdi ilk yarıdan. Ve ilk yarı bitti. Musiala 3-0 önde bitirdi ilk yarıyı. İkinci yarıya da bizzat kendisi başladı. Bu sefer taraflar döndü. Kane çaldı topu, gidiyor. Bakalım, attı Kane. Daha eğlenmem diyor ya. Lan duvara girdi. Musiala yine başladı. Kane çok uzaktan denedi ama Neuer yer mi oğlum bunu? Yer mi lan gelsen Kirşen çocuğu? Musiala bir anda sıyrıldı Kane'den ama dalga geçiyor artık, uzaklardan deniyor şutları. Bakalım Harry Kane dalgayı gösterebilecek mi? Yani dalga geçmeyi. Musiala yine bir basıp almayı denedi ama bu sefer çıktı Neuer Kane'e. Kane 2 attı. Kane döndürüyor mu lan yoksa hakikaten? O kadar laf ettik Kane'e ama baksana 2 attı oğlum, 3-2 yaptı bir anda. Musiala biraz tırsman lazım bence ha. Kane pas dışıyor Neuer'le bir süredir ama bir türlü geçemedi Musiala'yı. Maç da bitmek üzere. 5 saniye var Kane'in. Yapabilecek mi? Geri döndü. Bitti maç tabii ki. Musiala üst turda yine. Ya oğlum bu Musiala manyak ha. Kane'in toprağı da çöktü. Bari takım arkadaşına acısaydın. Kellesini aldın be. Lan Griezmann nereden geldi? Griezmann'ın hayaleti ortladı lan tepeden. Nereden geldi o ya? Musiala bu nedir aga?
Salah tamamen kapattı bak. İnanılmaz bir şey ya. Ama hakikaten çok iyi oynuyor maçlarda. Yani bırakmayacağı belli oluyor maçları. Hadi bakalım Kane efendi. Son 5'e kadar gelmiştir ama artık git ya hakikaten. İşte olur. Son 4'teyiz. Mbappe, Haaland, Musiala, Messi. Acayip dörtlü kaldı. Bir Ronaldo'yu da isterdi gönül ama. Şimdi çarkı bir kez daha çevirdik. Ve Mbappe. Kylian Mbappe. Peki Mbappe hangi yöne saldırıyor? Hafif sol alt. Şöyle Mbappe'den hafif sol alta gittiğimizde Messi'nin topraklarına değdik. Kylian Mbappe Messi'ye karşı. Belki de yeni kral olacak çocuk eski krala karşı. Hadi bakalım nasıl geçtik ya bu mücadele. Kylian Mbappe ve Lionel Messi. Biri sonuç yakalamadan elenecek. Bakalım çok heyecanlı bir maç olabilir bu ya. Mbappe uzakta yokladı. Kaleci Kalender. Kalender güzel çıkardı Messi'ye. Messi gidiyor. Yazdı Messi 1-0 önde. Lionel Messi Mbappe yenerse acayip bir şey olabilir. Mbappe favorilerden de turnuvadan. İşte böyle yazdı Messi 1-0. Mbappe başladı yine. Mbappe için son bir şans ama Messi geçit vermiyor. Ve ilk yarının da sonuna geliyoruz böylece. 1-0 Messi üstünü ilk yarıda. İkinci yarıya Messi başlıyor. Messi nasıl geçti be? Aha ama bir anda Mbappe pozisyon oldu. Mbappe hızlı giderse bunu yazabilir. Çok iyi gitti ama ne yaptı Mbappe ya? Şimdi de Messi için bir şans. Dibe dibe gitti. Kaleciyi çıkardım. Yine Messi, yine kaleci. Kalecisi inanılmaz çıkardı Messi. Yine pozisyon hazırladı. Messi de geri çevirmedi bunu. Lionel Messi 2-0. Tecrübesini konuşturuyor Mbappe önünde. Birebir sonrada. Oğlum 2-0 yaptı lan, hiç beklemiyordum. Mbappe favorilerden de benim gözümde. Ama daha süresi var. 1.40 var daha. Messi çaldı gitti. Eyvah eyvah Mbappe. Güle güle gibi sana. Güle güle sana, yolun açık olsun. Mbappe bye bye. 1.5 dakikada ama geri döndürürse acayip bir şey olur ha. İşte Mbappe sonunda hızını kullanmaya karar verdi. Peki vuruşunu da kullanmaya verdi mi? Evet vermiş. Şutunu da kullandı Mbappe, 3-1 yaptı. Hadi bakalım dönebilecek mi? Burada geldi. İlk golünü attı maçtaki. Güzel vurdu. Ama bir tık zor. 50 saniyesi kaldı. 2 gol atıp uzatabilir maçı. Bakalım becerebilecek mi? Mbappe girdi araya lan. Yapacak mı acaba? 35 saniye var şimdi. Mbappe 2 attı. 33 saniye kala. Kylian Mbappe ne yapıyor? Lan galiba dönecek ya. Uy. Eyvah eyvah Messi kendine gel. Almıştın maçı veriyorsun. Messi oğlum çok tecrübeli bir adam. Baksana pas yapıyor. Kaleciyle paslaşıyor sürekli. Bütün gol sonrası süreyi böyle yedi valla. Ve maçı da böyle bitirdi. Messi üst turda. Mbappe çok kötü elendi. Of 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 derim. Messi Mbappe'yi eledi. Mbappe benim favorimdi. Net favorimdi. Şimdi şurayı bir aldı. Şurayı bir aldı. Burayı da aldı. Mbappe'nin kelleyi yolladı. Ve kendisi kral olarak şöyle oturdu. Sol altı pembeye boyadı. Son 3'teyiz şimdi. Haaland, Messi, Musiala. Baştaki tahmininiz tuttu mu ya? Onu da bir yazın bakalım. Ben Musiala'yı hiç beklemiyordum buraya kadar. Messi'yi de açıkçası beklemiyordum. Çünkü Messi'nin hani yaşı falan var. Ne bileyim. Dayanamaz diye düşünüyordum ama Mbappe'nin falan baksana yendi geçti. Yani Messi'nin çok maçını izleyemedik. Haaland'la Musiala oynadıkları maçlar acayipti. Özellikle Haaland yenilmeyecek gibi duruyor. Musiala'yı kimse yenemedi. Kimlerle oynadı. En çok maç yapan Musiala zaten burada. Ama Messi de Mbappe'yi eleyip geldi. Mbappe de ilk maç çok iyiydi. Yani şu an hakikaten hiçbir fikrim yok kimin kazanacağına dair. Hep birlikte göreceğiz. Of. Hadi bakalım şimdi çarka doğru gidelim. Mbappe'yi çarktan sildik şöyle. Evet son üçlüdeyiz. Çark ne derse çok belirleyici olacak. Hadi bakalım çarkımızı çevirdik. Kim geliyor? Erling Haaland. Peki bakalım Haaland ne yöne saldıracak? Haaland'ın saldıracağı yön. Sol üst geldi lan. Oğlum Haaland'ın sol üstü yok. Bir daha çevirelim. Bir daha çevirdik şimdi. Sağında falan. Aha sağ alt geldi hafif. Eyvah eyvah eyvah. Sağ altına Messi'nin toprakları geliyor Haaland'ın. Musiala finalde. Musiala zaten hak etti bence finale kalmayı performansıyla. Şimdi biz Erling Haaland, Lionel Messi maçını izleyeceğiz. Kazanan finale kalır. Kaybeden de üçüncü olur artık. Yani üçü de hak etti derim ben buraya gelmeyi. Ama bakalım finali kim hak edecek? Haydi maça geçiyoruz. Erling Haaland, Lionel Messi'ye karşı başladık. Bakalım Haaland tank gibi gidiyordu önceki maçlarda. Messi de hiç beklenmedik galibiyetler aldı. Bakalım Haaland'ı da eleyebilecek mi Messi? Şimdi Messi inanılmaz sıyrıldı. Çok sert vurdu Messi. 1-0 öne geçti. Ne yapıyor oğlum bu Messi ya? Haaland başladı yine.
kaleciden büyük hata. Messi affetmedi. 2-0. Çok hızlı buldu 2 Messi. Valla yine başlıyor. Oo, Messi'nin kaleci inanılmaz pozisyon hazırladı. Messi karşı karşıya kaldı, çok kötü vurdu. Son 5 saniye Haaland için bir gol şansı olabilir ilk yarı bitmeden. Haaland burada attı 2 saniye kala. 2-1 yaptı Haaland. Buradayım dedi. İlk yarının bitmesine 2 saniye kala Haaland 2-1 yaptı. Messi kaçırdı pozisyonu, ağlar artık. İlk yarı da bitti burada. İkinci yarıya Messi başlıyor. Messi önünde Haaland varken şut denedi. Haaland bakalım cezayı kesecek mi? Kesti tabii ki. 2-2. Haaland döndü. Messi'nin hatasını affetmedi. Haaland 2-2 buldu. Ama daha çok süre var. Messi başlattı yine. Messi uzaktan yokladı kaleci. Oo, kaleci mükemmel pozisyon hazırladı Haaland'a. Çok iyi kontrol. Haaland kalenin dibine girdi. Çok kötü vurdu bu sefer. Lionel Messi uzaktan yokladı. İyi vurdu ama kale. Yine kale. Ama şimdi Haaland'da bir pozisyon oluştu. Haaland köşeye doğru gitti. Uzaklardan avladı. 3-2 öne geçti Haaland. 2-0 gerideydi. 3-2 öne geçti Haaland bu golle. Messi çok iyi başlamıştı ama 3 gol yedi üst üste bir anda. Ve geri düştü. O kalecinin hatasını değerlendirdi Messi. 3-3'ü buldu. Kaleci çok oynadı topla. Messi ayaklarını aldı attı. 3-3. Hadi bakalım penaltılara gidersek çok heyecanlı olur ya. Haaland uçtu. Messi araya girdi. Messi de kaldı şimdi top. Messi gidiyor kaleye doğru. Messi. Oho. 4-3 öne geçti. Acayip çekişmeli maç. Eyvah eyvah. Haaland aldım derken bir anda geri düştü. Messi aldı. Son 25 saniye kala. Messi atarsa bitirir gibi. Attı, bitirdi galiba. Lionel Messi. 5-3. 5-3 öne geçti. Haaland gibi bir tankı eliyor Messi neredeyse. Ama hiç de belli olmaz. 22 saniye var. 2 gol atarsa uzatır Haaland. Atamıyor. Messi finalde. Haaland elendi lan. Eyvah eyvah. Haaland'ı da eledik. Hiç beklemediğim bir final oldu bu. Hiç beklemediğim şekilde gelişti turnuva. Messi işte bu durumdan bu duruma getiriyor haritayı. Haaland haritadan siliyor. Ve kafasını tam şöyle merkeze yerleştiriyor. Harita şu an tam ikiye bölündü. Bir tarafında Messi pembe pembe. Bir tarafında Musiala yeşil. Finalimizin adı da böylece belli oldu. Lionel Messi Musiala'ya karşı. Ama çarkı bir çevirelim. Kim gelirse önce onu seçeceğim. Ev sahibi olayı çok yok ama yine de garanti olsun diye ben bir yapmak istiyorum. Şöyle çevirdik bakalım. Ev sahibi olarak kimi koyacağız? Musiala'yı koyacağız. O zaman dev finale doğru geçiyoruz. Hala like atmadıysanız bir like atmayı unutmayın artık finalden önce ya. Hadi bakalım, geçtik final maçına. Ve artık dev finalde Musiala Messi'ye karşı. İkisi de inanılmaz geldi buraya kadar. Ama bakalım bu birebir turnuva formatında hangisi daha iyiymiş? Musiala kim vurdu? Kaçırdı. Ya yine zorladı Musiala. Lan Messi kendi kalecisine bile çalım atıyor. Musiala. Oğlum Musiala acayip baskılı başladı. Atacak gibi attı. Musiala 1-0 öne geçti. Maçın başından Musiala öne geçti bir anda. Ama yani adam o kadar zorladı ki hak etti ya. Musiala önde ama rahatlamasın bence. Messi de çok iyi çünkü ya. Ah! Oo, kaleci kurtardı son anda. Messi kalecisi kurtardı. Perez direkt rakip kaleciye verdi. Eyvah eyvah. Musiala başladı yine. Kaleciden çal. Kaleye bırakıver topu. Eyvah derim. 2-0 yaptı şimdi Musiala. Musiala gitti şimdi. Musiala gitti. Oo, kaleciyi çıkardı. Şimdi Messi 4 saniye var ama bakalım bulabilir mi gol. Kaleyi bile yoklamadı Messi ilk yarı. Musiala'nın 2-0 üstünlüğüyle bitti. Messi'nin biraz gaza basması lazım. İkinci yarı daha başladık. İkinci yarıya da. Oo, Messi sinirlendi. Sert girdi biraz. Ama siniri kendine patladı gibi. Musiala karşı karşıya 3'ü attı Musiala. Of of of. Musiala dominant gidiyor maçta. Karşı karşıya kaldı mı zaten. Bütün turnuva affetmedi. Burada da affetmedi. 3-0 yaptı bir anda Musiala. Ama daha süresi var. Messi döndürebilir mi bakalım ya. Şimdi Messi için bir şans. En azından buradan dönebilir belki. Batırdı Messi maçı, istemiyor herhalde. Musiala şu an kalecisiyle paslaşıyor çoğunlukla. Adam maçı bitirme derdinde. 3-0 önde zaten. Şurada kalmış 35 saniye. Aa, Messi ama bir atak yaptı. Bastı, aldı. Messi attı. Eyvah eyvah. 3-1 daha mı? 31 saniye var. 31. İki hataya bakar. Bakalım Messi atabilecek mi ya? Musiala pas sayısını arttırdı kalecisiyle. Artık tamamen alver yapıyor kaleciyle. Şu an tamamen maçı bitirme derdinde zaten. Son 10 saniye girdik. Ve Musiala kazanıyor maçı. Messi'nin bütün topraklarına yumruğu indiriyor. Messi inanılmaz mücadele etti ama maalesef
gönderiyoruz seni adadan. Çünkü bir kralımız var burada. Jamal Musiala bütün maçlarda dominasyonunu ortaya koydu. Hiç fire vermedi. Bütün maçlarını eze eze kazandı. Ve adayı bileğinin hakkıyla fethetti. Musiala'nın kazanacağını tahmin edebilen var mıydı acaba arada? Çok merak ettim. Varsa onu da belirsin yorumlarda. Ama ben çok şaşırdım ya. Musiala'yı hiç beklemiyordum. Benim favorilerim Mbappe, Haaland'dan biriydi. Ama Musiala hiç aklımda yoktu. İnanılmaz oynadım Musiala. Hak ettin be. Hakikaten hak ettin. Sizin de umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like'ı basmayı unutmayın. Aboneliğe de çökelim, sizden ricamdır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşunuza gittiyse bundan daha yaparız. Ama bir sonrakine dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bir de unutmadan şurada bir tane daha yapmıştık, harita kapışması. Bence bir onu da izleyin gelin ya. Onda benim sesim yok ama. Bence bir onu da izleyin. O da feci video ya. O da bayağı ilginçti. İstersen ona da tıklayabilirsin yani. Burada duruyor. Tıklamayacaksan tekrardan kendine çok iyi bak. Görüşürüz.